Değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim, Tarihi ve Sanat Sempozyumuna hoş geldiniz. Bugünkü panelimizin başlığı modernliğin yaratan insan başlığını taşıyor. Ve bu panelde üç kişi olarak panel yürüteceğiz. Bir hocamız yoğunluğundan dolayı son anda panele katılamadı. Ali Osman Gündoğan hocamız. O yüzden Profesör Doktor Cemal Güzel ve Profesör Doktor İbrahim Kaya hocalarımızla birlikte panelimizi yürüteceğiz. İlk sözü Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Cemal Güzel hocama veriyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yapacağım kısa konuşmada şöyle bir plan izleyeyim diye düşündüm. İki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor belki. Bu bir dönemi adlandıran modernle bir tutumu adlandıran modernliği ayıracağım. Çünkü modernliği bir tutum olarak görmediğimiz vakit postmodernlik mümkün olmayacak. Yalnızca bir modern dönem üzerinden gittiğimizde. Çünkü postmodernizm aslında bu modernitenin getirdiği bir tutuma itiraz olarak çıktı. Yoksa ad olarak olanaklı değil. Yani en sonun sonu biraz çelişkiye düşünmeden anlaşılacak bir kavram değil ama modernite bir tutum, düşünsel bir tutum olarak anlaşıldığında ancak bu tutuma itiraz diye kendini haklı çıkarabilir. Çıkarabilirse bir eleştiridir ama işte buna katılırsınız ya da katılmazsınız. Herhangi bir yere baktığınızda göreceğiniz bir etimoloji var. Latince modustan, tarz demeye gelen modustan türeyen modernis sözcüğü var. Bir şeyi yapmanın son tarzı, son usulü demeye geliyor modernis ve aslında her çağda herkes ustalardan bir parça farklı düşünmeye başladığı andan itibaren de söylediklerini nos modernos diye dile getirmeye başlıyorlar. Yani biz modernler diye başlayarak dile getiriyorlar. Bunu 12. yüzyıl düşünürü Roger Bacon'ın yazılarında da görmek mümkün. O işte biz modernler, biz çağcılar diye başlıyordu yazılarına. Ama kendisinden sonra gelen adaşı Francis Bacon da bu kırılma noktasını dile getiren temel düşünürlerden birisi olacaktır. Modern dönemin kendisiyle başlatıldığı ya da modern bilgi ya da bilim döneminin kendisiyle başlatıldığı filozof olarak. Burada eklemek gereken şeylerden birisi de bu. Böyle anlaşıldığında yani her dönem biz modernler diye başladığında da şunu da vurgulamak gerekiyor. Her dönemin moderni bir sonraki dönemde demode olmaya başlıyor. Yani Francis Bacon bu modern düşüncenin kendisiyle başlatıldığı adam, değil mi? Bilimde deney ve gözlemin önemli olduğunu söyleyerek yola çıkıyordu ve kendisini modern yapan şey buydu. Ama günümüzün matematikleşmiş bilimini düşündüğümüzde, buna baktığımızda da modern dışı kalmaya başlıyor. Dolayısıyla da böyle bir görevlilik taşıyor modernlik. Modern dönem ya da modern düzen ne derseniz deyin bir görevlilik taşıyor. Bir de örtük olarak söylediğimiz bir şey var her seferinde. Modern dediğimizde bunun çağrıştırdığı şeylerden birisi de, değerlerden birisi de modern olanın iyi olduğu yollu bir eklenti geliyor buna. Bu da tartışmaya açık bir şey. Modern olanın daha iyi olduğu yollu düşünce. Bir de şöyle bir şeyi mutlaka vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum ben.
Modernus, 4. yüzyıl Roma'da Hristiyanlığın kendisini pagan dönemden ayırmak için kullandığı bir adlandırma. Yani Skolastiği sonraki dönemde de Skolastiği ayırmak için Bacon'la birlikte yeni modern dönem diye gelen konuşulan bir şey. Dolayısıyla bu aslında şey modern dönem ya da modern düzen dediğimiz şey aslında Orta Çağ'ın yüküyle yüklenmiş Aristoteleskilik karşıtlığı demeye de gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu Bacon'la birlikte başlayan, işte Descartes'la devam eden modern düşünce temel olarak Skolastik'e karşıydı. Skolastik'ten anlaşılan da Aristoteles'ti ama Aristoteles de Orta Çağ'ın yüküyle yüklenmiş bir Aristoteles'ti. Ya da Orta Çağ'ın Aristoteles'iydi. Bu bir de şunu vurgulamak gerekiyor. Bir dönem olarak modernden söz etmeye başladığımızda da tarihte kesin dönemlere ayırma işi o kadar kolay yapılan bir şey değil. Yani Alexander Coyre'nin deyimiyle tohumdan ağaca bir sıçrama olmuyor. Yani yakından bakmaya başladığımızda bu kesin bölünmelerin arasında geçişlerin olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani Descartes modern felsefenin kurucusu ama Orta Çağ'ın kavramlarıyla yüklü ya da Francis Bacon'a baktığımızda da kendisinden önceki felsefenin izlerini taşıyor ve bu da kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla da böylesi kesin dönemlere ayırma da o kadar rahat yapılacak bir şey değil. Degrede var. Yani bir geçiş sınırlar yakından bakıldığında sürekli silikleşmeye başlıyor. Şimdi giriş olsun diye söylediklerim bunlar. Yani bunları üç cümleyle bir daha toparlamak lazım gelirse modern düşünce düşünce tarihine baktığınızda dönemlere ayırma işi skolastikten ayırıyor kendisini. Modernite ama bir tutum diye anlaşılıyor. O tutumun ne olduğunu söyleyeceğim. Tutum diye anlaşıldığında da postmodernite işte olanaklı bir kavram haline geliyor. Buna itirazı, bu tutuma itiraz yönelten bir başka tutum olarak. Diğer türlü ad olarak zaten olanaksız. Bir şeyi yapmanın en son tarzı, usulü modernlikse onun en sonunun sonu diye bir şey mümkün olmayacaktır. Ama burada tutumu anlamak gerekiyor. Bir tutuma karşı çıkışı anlamak gerekiyor. Peki modernliğin getirdiği genellikle hep şey gelir ilk akla ile bilgi ve bilim bağlamında söylenenler gelir. Bir bunu söyleyeceğim ben. Bununla ilgili söyleyeceklerim var. Bir de siyasal ya da toplumsal düzende modern düşünce neleri getirdi? Bunu söyleyerek de bırakacağım. Şimdi Bacon'ı anıp duruyoruz sürekli. Bacon'ı anıp durmamız boşuna değil çünkü kitabının adı da Novum Organum. Yani o döneme baktığınızda, bu modern dönem denen döneme baktığımızda yani reform, rönesans, orta çağın kapatılması sürekli bir vurguyu görürüz yeni vurgusuna. Yeni bir mantık ortaya konacaktır. Yeni bir yöntem ortaya konacaktır. Yeni bir bilim ortaya konacaktır. Yani Francis Bacon'ın söylediklerini temel alarak konuşan Hobbes, yeni bir siyaset bilimi ortaya koyduğu iddiasındadır. Galileo yeni bir fizik ortaya koyduğu iddiasındadır. Gelin Bacon yeni bir yöntem ortaya koyduğu iddiasındadır. Descartes yeni bir yöntem ortaya koyma iddiasındadır. Bu yeni vurgusu, modernlikle birlikte yeni vurgusu 17. yüzyılı neredeyse belirleyen bir şeydir. Toplumsal düzenlemelere baktığınızda da ütopyaların, işte Bacon'ın yeni ütopyasının adı Yeni Atlantis'tir. Dolayısıyla bu yeninin vurguladığı şey ne? Eskiden biz farklı olacağız. Eskinin söylediği yöntemden, eskinin bilgi ortaya koyma biçiminden farklı bir bilgi ortaya koyma biçimi koyacağız. Yani bu da ne olacaktır? Deney ve gözlem.
Yani modern dönemin vurguladığı bu yenilik deney ve gözlem temellidir. Deney ve gözlem temelli ve akıl temelli. Yani daha önce var olan bir takım yerlere başka kavramların idame edildiğini görüyoruz. Akıl bunlardan birisi. Akıl her türlü belirleyicinin kendisine göre yapılacağı bir unsur olacaktır. Deney ve gözlem bizim bilgi ortaya koymamızın temel taşı olacaktır. Burada başka bir şey daha var. Yani Bacon'la başlayan, yani Bacon'ın söyledikleri 20. yüzyıl biliminden anlaşılan şeyin temel taşlarını da dizer aslında. İlk cümlesini hatırlayalım. Doğaya egemen olmak lazım gelir. Onun için önce ona boyun eğmek lazım gelir. Aslında bu modern tutumun şeyini de gösterecektir. Doğayla insan arasındaki gerginliğinin de temeli olacaktır. Yani doğa alt edilmesi gereken bir şey diye görülmeye başlanacaktır o dönemden itibaren. Yani içerisinde birlik, içerisinde işte huzur içinde yaşanacak bir yer olmaktan öteye taşınacaktır. Egemen olacak bir şey haline gelecektir. Bunun için ona boyun eğeceğiz. Boyun eğeceğimiz şey nedir? Deney ve gözlemdir. Deney ve gözlem neyi getiriyor, niceliği getiriyor. Değil mi? Saymayı getiriyor. Matematiğin önemi devreye giriyor. Bu bize neyi verecek? Doğaya egemen olmak denen şey gene günümüz biliminin temel noktalarından birini getirecektir. O da öndeyi de bulunuyor olmak. Dolayısıyla bu yeninin bilgi ve bilimde bize getirdiği şeyler bunlar olacaktır. Deney ve gözlem vurgusu, işlerin akıl mihenk taşı alınarak yapılıyor olması, kotarılıyor olması ve deneyim ve gözlemin bize sağlayacağı güç. Bunlar önemli unsurlar haline gelmeye başlıyor. Şimdi bu Bacon'ın kendisini doğa alanında ortaya koyan akıl temelli deney ve gözlem vurgusu Hobbes'la birlikte siyaset alanında kendisine bir yer bulacaktır. O işte deney ve gözlem yoluyla sosyal alanda deney ve gözlem demek aslında geçmişte olmuş bitmiş şeylere ya da mevcut toplumsal düzenlemelere bakış demeye gelecektir. Bu toplumsal birlikteliği oluşturmanın, siyasi birlikteliği oluşturmanın ilkelerini yeni baştan kurmak demeye gelecektir. Bakın bir Hobbes'la birlikte o dönemde bir doğa durumu vurgusu ortaya çıkacaktır. Sözleşmeli filozoflar arka arkaya gelecektir. Hobbes, Rousseau, Locke bunlara baktığınızda bir sözleşme kuramı göreceğiz. Bu sözleşme kuramı aslında Aristoteles'in kendisinde de olan bir şey. Yani bu biçimiyle değil ama sonuçta insanların şu ya da bu biçimde bir araya geldiği ve toplum içinde olduğu vakı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla da bu toplumsal düzeni işte bir vakitler nasılsa öyle ama artık bir toplum içinde yaşıyoruz. Bu toplum içerisinde yaşayan insanın durumunun ne olacağı? Şimdi eski çağa baktığınızda ya da işte modernden önceki döneme baktığınızda gördüğünüz şey toplumsal düzenlemeyi oluşturan ilkelerin farklı olduğu. Şimdi bunu insan üzerinden bu toplumsal birlikteliği ya da siyasal birlikteliği oluşturan insanın nasıl anlaşıldığı üzerinden gittiğimizde durum şu. Bu döneme gelene kadar adaletin ve mutluluğun sağlanacağı ya da içerisinde adil ve mutlu yaşanılacak bir toplumsal düzenleme ancak hani Augustinus da kendisini en açık biçimde bulan bir gökyüzü devletinde ya da Tanrı devletinde gerçekleştirecektir. Adalet ve mutluluk Tanrı devletinde, gökyüzü devletinde gerçekleşecek bir şeyken bu modern düşünceyle ya da modern dönemle birlikte adalet ve mutluluk yeryüzünde yaşanacak bir şey haline getirecektir. Yani mutluluğun ve adaletin sağlanacağı şey yeryüzünde olacaktır.
bir şey daha vurgulanacaktır. Yani bu yeni olmamakla birlikte modern dönem bunu yeni bir içerikle alacaktır. Doğal hukuk düşüncesi. Doğal hukuk Grotius'la başlar ki Grotius aradadır. Tam klasik olanla modern olanın arasındadır. Doğal hukuk Tanrı'nın bile karışamayacağı bir hukuk haline gelecektir. İnsansal hukuk ve Tanrı hukukundan farklı bir şey olacaktır. Çünkü diğer ikisi bir iradeyi varsayacaktır gerçekleşmek için. Doğal hukukta böyle bir şey yoktur. Kaldı ki Tanrı'nın bile müdahale edemeyeceği şeyler vardır. İyi ve kötünün tam tersine çevrilmesi gibi. Dolayısıyla da doğal hukuk bu biçimiyle uygulanan bir şey olacaktır. Bir de şu olacaktır. Asıl önemlisi odur. Bu modern düşüncenin getirdiği insan kul olmaktan çıkıp birey haline gelecek. İnsan artık bireydir. Nasıl bir bireydir? Artık yalnızca ödevlerden oluşan bir birey değildir. Hakları olan bir bireydir. İnsan hakları olan bir birey haline geliverecektir. Ve aklın yanına bir unsur daha getirecektir toplumsal düzen ya da siyasal düzen içerisinde. İnsan evet akıl sahibi bir varlıktır ama aynı zamanda tutkuları da olan bir varlıktır. Dolayısıyla bundan ötürü de toplumla çatışma içerisine girecektir. Artık bu toplum nasıl bir toplumdur? Doğal bir yapı değildir. Sözleşme kuramcılarının dile getirdiği şey de topluma ilişkin anlayışı değiştirecektir. Toplum doğal değil, artık yapay bir kurumdur. İnsanların kurmaya niyet ettikleri için kurdukları bir yapıdır. Dolayısıyla da bunun içerisinde rekabetçi bir biçimde birey olarak birbirleriyle çatışacaklardır ve toplumla birey arasında bir çelişki ortaya çıkacaktır. Hak kavramı da bu çelişkiyi giderme yönündeki tutumlardan birisidir. Başka bir şey daha getirecektir. Bu toplumun ilkeleri ya da toplumun içerisindeki uyumlar tanrısal öngörü tarafından sağlanan bir şey değildir. Tanrısal öngörüyle bu uyum ortaya konuyor değildir ya da ilkeler ortaya konuyor değildir. Bilimsel akılla, bilimsel yöntemle bulunan yasalar toplumsal birlikleri sağlayan şey haline geliveriyordur. Yeni olan şeylerden birisi de modern düşüncenin toplum ya da siyaset alanına getirdiği yeni şeylerden birisi de şudur. Bütün bireylerin eşitliğinin kabulü. Yani toplumda yaşayan bütün bireyler eşit diye kabul edilecektir. Bilgeliğin ve erdemin amaçlandığı en iyi siyasal düzen arayışı güvenliği hedefleyen, daha gerçekçi bir siyasal düzen arayışına evrilir bu modern düşünceyle birlikte. Bir başka kavram daha gelir bu siyasal alanın oluşturulmasında rıza kavramı. Yani insanlar rıza gösterdikleri için, kendileri rıza gösterdikleri için bu toplumsal birliktelik içerisinde olmaya karar vereceklerdir. İktisadi olarak bir takım yenilikler olacaktır ama buna ben değinmeyeceğim. Yani bir iki cümle söylemek lazım gelirse, bu modern dönemin, modern düzenin getirdiği iktisadi ilişkiler, bu feodaliteden ya da tarımdan çıkıp sanayi toplumuna, bilemiyorum belki İbrahim Hocam bunlardan söz edecektir. Sanayi toplumuna evrilmesi, sömürgelerin ya da sömürgeleştirme çabalarının artması gibi şeyler de bu modern düzenin iktisadi bakımdan bir sonucu olacaktır. Ve bu modernite ya da modernlik ilerleme düşüncesini de beraberinde getirdiğinden toplum sürekli bir oluş içerisinde diye görülecektir. Şimdi şunları da söyleyerek bitirmek istiyorum.
modernite olumlu diye görülen, hani bir tutum diye anlaşıldığında ve postmodernite buna eleştiri yönelttiğinde, bu tutuma karşı eleştiri yönelttiğinde kendini haklı çıkarmaya çalışıyor diye görülebilir dediğim noktada, tutum olarak modernite kentleşme, bilimsel başarılar, bilimin yarattığı teknolojinin sağladığı konfor gibi yanlarla ön plana çıkıyordu. Ama bu olumsuz, bu olumlu şeyin, durumların karşısına olumsuzluklar da çıkmaya başladı. Teknolojinin yarattığı olumsuzluklar, toplumsal çözümleme denen şey, insanların bir takım değerleri yabancılaşıyor olması gibi şeyler, bir de asıl olarak bireyin, toplumsal ilişkilerin, doğanın ayrıntılı bir denetimi ve düzenlenmesi çabası söz konusu olacaktır. İnsanın, bireyin, toplumun ve doğanın denetimi ve düzenlenmesi. İşte postmodernite bu tutuma karşı bir çıkış diye kendini ortaya koyacaktır. Akıl eleştirisi yapacaktır. Burada da belki vurgulanması gereken şeylerden birisi şu: bu akıl eleştirisi daha sonra siyasal bir tutumla Batı'nın aklına, Batı'nın bilimine, yani yanına bir Batı'yı katarak bir eleştiri yöneltecek şey olacaktır. Şimdi benim bu konudaki söyleyeceğim, yani bir postmodernite tartışmasına girmeyeceğim ama postmodernitenin bu bireyin, toplumun, doğanın denetlenip düzenlenmesi konusundaki saptadığı olumsuzluklar doğru, ama bu olumsuzluklara karşı getirdiği çözümler pek doğru değilmiş gibi geliyor bana. Yani akıl eleştirisi bizi başka bir noktaya götürüyor. Ya da bilim eleştirisi bizi başka bir noktaya götürüyor. Bunu en iyi bilim alanında Paul Feyerabend'in söylediklerinde görmek mümkündür. Bilimden, akıldan, Batı'nın aklı, Batı'nın bilimi diye anlaşılmaya başlandığı vakit, her şey olur'a bizi götürdüğü vakit, bir uçtan başka bir uca savruluyor gibi oluyoruz. Dolayısıyla da postmodernitenin sakladığı olumsuzluklar yerinde olmakla birlikte getirdiği çözümler ya da çözüm diye ortaya koymaya niyetlendiği şeyler pek yerinde değilmiş gibi geliyor bana. Ya da modernitenin yarattığı insan nedir sorusuna lafa yekun çekmek gerekirse bir tek cümle söylemek lazım: modernitenin yarattığı insan hepimiziz, biziz. Yani aynaya baktığımızda gördüğümüz şey modernitenin yarattığı insan. 20 dakika oldu Sayın Başkan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bitireyim. Sorular olursa yanıtlamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hüseyin Hocam, mikrofon açık değildi. Ben teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle Profesör Doktor Cemal Güzel Hocamıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Moderni bir tutum ve dönem olarak başlattı ve arkasında dönemlerin çok kolay olarak ayırt edilemeyeceğini doğru bir biçimde bize gösterdi. Sonra postmodern tutuma, aslında eğer moderniteyi bir tutum olarak alırsak postmodern söylemin anlamlı olabileceğini, değil mi hocam? Bu şekilde ancak karşılık bulabileceğini ve karşı bir tutum olarak ancak kendisini ortaya koyabileceğini dile getirdi. Ve bu arada aklın ve özellikle de insanın artık birey olduğunu, sadece ödevleri olan değil, aynı zamanda haklarının, yani sadece yükümlülüklerin değil, hakları da olan bir birey haline geldiğini bize açıkladı. Ve dolayısıyla da özellikle bir rıza kavramından söz etti bize. Rızası olmak çok önemli bir şey. Ve aynı zamanda modernitenin ile birlikte bir ilerleme kavramının sürekli olarak, değil mi, ona eşlik ettiğini, böyle bir anlayışın ortaya çıktığını, postmodern tutumun belli ya da postmodern denilen yaklaşımın modernitenin bir takım sorunlarına doğru tespitler yapmakla birlikte
çözüm önerilerinin de çok yerinde olmadığını, değil mi hocam? Evet. Doğru anladım Evet. herhalde. Olmadığını özellikle vurguladınız ve akıl ve bilim eleştirisi noktasında özellikle bizi başka bir uca götüreceğini ve eğer tam anladıysam her şey olur, değil mi hocam? Gibi Evet, bir ya bu kavrama Bayrağımın söylediği bir şey. Evet. Yani ilke siz Evet. yapamıyorsunuz. İşte illa da ilke istiyorsanız hani benim inandığım bir şey olmamakla birlikte ben size bir ilke vereyim. Ne olsa uyar dediği şey gibi ama bir yazıp çizdiklerine ya da onun işte postmodernizmin epistemolojisini yapar. Söylediği noktada ona çıkar. Yani ne olsa uyara gider. O da olur, bu da olur. Evet. Dolayısıyla bizi başka bir noktaya götür ve bu Evet, evet. noktadaki Yani. Pek olumlu bir kritiklerinin noktaya götürmediğini dile getirdi. evet, eleştirilerinin de çok anlamlı olmadığını bizimle paylaştı. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Sorular en sonunda olursa ben size Tamam. aktaracağım. Şimdi konuşmasını yapmak üzere 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Kaya'ya ben konuşması için sözü veriyorum. Buyurun sevgili hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle herkese merhabalar. Her şeyden önce bizim panelimizin başlığına ilişkin birkaç söz söylemek isterim. Modernitenin yarattığı insan ifadesi esas itibariyle ilk bakışta bir yanlış algı yaratabilir diye açıkçası düşünüyorum. Modernitenin insanı yarattığı fikri belki ilk bakışta insan dediğimiz varlığın insan haline gelmesinde moderniteye gereğinden çok fazla bir önem atfedildiği düşünülebilir. Halbuki insan bildiğimiz üzere yaklaşık 2 milyon yıldır yeryüzünde var. Yani moderniteden çok önce insan insan olarak var. Muhakkak bugün bizim sahip olduğumuz nörolojik donanımını yaklaşık 50 bin yıl önce yaşanan büyük bir sıçramayla kazanıyor insan ve ondan sonraki bütün ilerlemesi esas itibariyle biyolojik evrimin verdiği bir sonuç olarak nöral devrime dayanıyor. Yani nörolojik donanıma dayanıyor. Dolayısıyla modernitenin yarattığı insan ifadesinin tersini söylemek belki daha doğru olabilir. Yani moderniteyi yaratan insan başlığı. Böyle bir giriş yapmamın nedeni açıkçası daha ziyade şudur. İnsanın günümüze kadar olan hikayesi genel hatlarıyla bir ilerleme hikayesi olarak adlandırılmak durumundadır. Yani insan yeryüzünü yurt edindiğinden günümüze bir muhteşem hikaye yazmıştır. Ya insanın muhteşem hikayesi dememiz gereken bir hikayedir bu. Ve bu hikayenin merkezinde ilerleme yatmaktadır. Dolayısıyla ilerlemeyi, bu insanın muhteşem hikayesini tarihte çok kısa bir yer kaplayan moderniteye indirgemek biraz problemli olabilir diye düşünüyorum. Muhakkak panelimizin başlığında ifade edilmek istenen bu değil ama öyle bir algı söz konusu olabilir kaygısıyla bu girişi yapmak istedim açıkçası. Yani insan yeryüzünde moderniteden çok ama çok daha önceden beri var ve moderniteye indirgenebilecek bir hikaye değil insanın hikayesi. Bu muhteşem hikaye daima ilerleyen bir hikaye. Bunu tabii böyle çizgisel anlamda bir ilerleme olarak söylemiyorum ama ana hatlarıyla genel olarak düşündüğümüzde modernite
bir ilerleme hikayesi olarak anlaşılabilir, anlaşılmak durumundadır. Dolayısıyla modernitenin yarattığı insan ifadesinden ziyade insanın yarattığı modernite ifadesi bana daha doğru gibi görünüyor açıkçası. Yani insan öyle muhteşem bir hikaye yazmıştır ki baş döndürücü ilerlemeler çağı dediğimiz moderniteyi yaratmıştır. Modernite onu değil de o moderniteyi yaratmıştır anlamında. Bunu daha sonra açıklayacağım tabii ki. Tam olarak neyi kastettiğimi söyleyeceğim. Elbette insanın muhteşem hikayesi tarihi olarak oldukça gerilere götürülebilir. Yani tarım devrimi ve sonrası kentin inşa edilişi, devletin inşa edilişi, kurumsal dinlerin inşa edilişi ve benzeri ilerlemeler hakikaten muhteşem olarak nitelenmesi gereken ilerlemeler. Dolayısıyla zaten insanın yeryüzündeki hikayesi bir ilerleme hikayesi. Onu sadece modernite bir ilerleme hikayesi haline dönüştürmedi. İlerleme sadece moderniteyle ilişkilendirilebilecek bir nosyon değil. Bunu özellikle vurgulamak istedim bu girişi yaparken. Ama şöyle bir soru var, olması gerekir daha doğrusu. Baş döndürücü ilerlemeler çağı olarak moderniteyi diğer bütün çağlardan farklı kılan nedir? Yani bir ilkeden söz edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Son birkaç yüzyılı bu insanın muhteşem hikayesinden çıkardığımızda geriye belki de çok ama çok fazla merak edilecek olgular, olaylar kalmayabilir. Muhakkak vardır ama hani son 300 yılda mesela yaşanan değişime, gerçekleşen ilerlemelere odaklandığımızda bunun çok daha muhteşem olduğunu görüyoruz. Anlamakta da zorlanıyoruz kuşkusuz. Örneğin 19. yüzyıla gelindiğinde dünya nüfusu yani 600 milyon civarında filan ama bir yüzyıl sonra sadece 20. yüzyılda 5 milyara yaklaşıyor. Yani bu çok akıl alacak, çok kolayca kavranacak bir ilerleme gibi durmuyor. O yüzden modernite de kendinden önceki bütün çağlardaki ilerlemelerden farklı bir ilerleme nosyonu olduğu muhakkak. Yani moderniteyi özgün kılan, moderniteyi baş döndürücü değişimler çağı kılan nedir sorusunu sormamız gerekir. Aksi takdirde modernite eşittir ilerleme diye baktığımızda biz modernite öncesi insanın ilerleme tarihini gerçekten kavrayamayabiliriz. Yani o kavrama becerisinden uzak kalabiliriz. İlerleme dediğimizde gerçekten yeryüzünde sadece ama sadece insana özgü bir nosyondan bahsediyoruz. Yani değiştiren, dönüştüren ve ilerleme yaratan biricik varlık insan. Tabii burada türcü bir bakış açısını sunduğumu iddia edenler olabilir. Fakat bunu anlatmanın başka bir yolu olduğunu da zannetmiyorum. Yani dünyaya yeniden şekil veren, onu adeta yeniden inşa eden bir varlık varsa o da insan. Dolayısıyla canlılar içerisinde biricik olmasını, insanın biricik olmasını sağlayan onun ilerleme yaratabilen bir varlık olması. Bu ilerlemede öncelikle onun anlama yetisi çok merkezi bir rol oynuyor. Yani insan hayatı esas itibariyle problem çözme üzerine kurulu bir hayat. Problemi çözmek için mutlaka onu anlaması icap ediyor. Ama anlamak yeterli değil, onu çözmek de zorunda. Bu nedenle de müdahalede bulunan bir varlık. İnsan problemi çözmek için anlayan ama aynı zamanda anladığı problemi bir şekilde ortadan kaldırmak amacıyla mevcut durumu değiştiren var. Bu değiştirme tabii tarihsel süreç içerisinde yani insanın müdahalesiyle birlikte gerçekleşen değişim tarihsel süreç içerisinde insan dediğimiz varlığın büyümesini ve toplum anlamında söylüyorum bunu medeniyet anlamında
kültürel anlamda söylüyorum, insanın büyümesini ve karmaşıklaşmasını getirir. İnsan büyüyen, karmaşıklaşan yapılar inşa etti ilerlemesi sonucunda ve en sonunda bir düzen arayışına girmek zorunda kaldı. Çünkü her ne kadar ilerleme için problemleri kendi her problemin üzerinde durarak o problem çerçevesinde problemi çözmek mümkünse de genel anlamda bir bu değişimlerin yarattığı düzen sorunu. Dolayısıyla ilerleme zorunlu olarak müdahale etmeyi, müdahale etme değiştirmeyi gerekli kıldı ama bu da yani sonuç olarak değişim karmaşıklaşmayı yarattığı için bir düzen arayışı ortaya çıktı. Modernite bu ilerleme sürecine kanımca yeni bir ilkeyi eklediği için tarihte ilerlemeler açısından kendine özgü bir çağ olarak kendisini kurabildi. O da özellik ilkesi ve idealidir diye düşünüyorum. Yani moderniteyi modernite yapan asli temel nedir diye sorarsak o özellik ilkesi ve idealidir diye cevap vermenin doğru olduğu kanaatindeyim. İnsanın baş döndürücü ilerlemeler çağını yaratmasında özellik ilkesinin merkezi rol oynadığını mutlaka ifade etmemiz gerekir. Burada tabii bu tarım devrimi sonrası ortaya konulan büyük değişimleri görmezden gelemeyiz. İnsan o dönemde de doğaya müdahale ediyordu. Daha öncesinde de kuşkusuz avcılık yaparken de doğaya müdahale de bulunuyordu. Ama tarım devrimi sonrası süreçte doğayı gerçek anlamda değiştiren, onu kendi yararına kullanan bir varlık haline geldi tam anlamıyla. Bu tabii modern dönemde çok daha radikal bir hal aldı. Yani insanın problemini çözmek için müdahalede bulunması ve bu müdahale sonrasında değişim yaratması ve bunun bir ilerleme olarak sonuç vermesi aslında tarım devrimi sonrası süreçte çok ciddi anlamda yaşandı. Ama bunu radikalleştiren, bu değişimi, bu dönüşümü radikalleştiren modernite oldu. Bunun da nedeni özellik, yani ilerleme sürecine özellik ilkesinin modernite tarafından eklenmesidir diye düşünüyorum. Burada üç, yani bu özellikle ilgili üç temel anlayıştan bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki bireyin özelleşmesi. Yani sosyolojik olarak modern toplumu diğer toplumlardan ayırt eden temel nedir diye sorduğumuzda şu cevabı vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Modern toplum bünyesinde özerk bireylere yer veren toplumdur. Gelenekte özerk bireyin varlığını konuşmak olası değildir. Genel anlamda söylüyorum. Mutlaka istisnalar üzerinde durmak isteyenler olabilir ama genel anlamda bireyin özellik kazandığı toplum modern toplumdur. Dolayısıyla bireysel özellik modernitenin ilerleme açısından ilk önemli ayağını oluşturmaktadır. Aynı zamanda siyasal moderniteden, ekonomik moderniteden ve kültürel moderniteden bahsetmemizi mümkün kılan bu sözünü ettiğim özellik ilkesinin pratiğe geçirilmesine dayanmaktadır. Yani siyasal modernitenin ki biz buna demokrasi diyoruz, diyebiliriz diye düşünüyorum. Ekonomik modernitenin ki bu önemli ölçüde endüstrileşmeye dayanan modernitedir. Ve kültürel modernite ki bu esas itibariyle sekülerleşmeye dayanan modernite. Bunların her birinin kendine ait mantığının olduğu anlayışı, dolayısıyla kendi kendisini düzenleyebileceği inancı moderniteyi ilerlemeler, baş döndürücü ilerlemeler çağı olarak kurdu. Dolayısıyla modernite bir ilerleme meselesidir ama tarihsel olarak zaten insanın hikayesi ilerleme hikayesidir. Fakat moderniteyi bu hususta farklı kılan temel özellik fikrinin, özellik idealinin devreye
sokulmasıdır. 17. yüzyıldan itibaren özellikle, yani bilim devrimi ve sonrasında yaşanan aydınlanma, sekülerleşme, 18. yüzyıldaki Fransız ve Amerikan siyasal devrimleri, 19. yüzyılda özellikle İngiltere'de başlayan ekonomik modernitenin temeli olan endüstriyel devrim, sonuç itibariyle modern toplumu yarattı. Bu modern toplumun diğer toplumlardan farklı, esas itibariyle farklı olan yönü, onun bireylere sahip bir toklum olmasıdır demiştik. Tabii ki sekülerleşme, endüstrileşme, demokratikleşme bu bireyin ortaya çıkışının arkasındaki temel dinamikler ve temel süreçler oldu. Dolayısıyla modern toplum esas itibariyle ontolojik olarak bireyin kolektiviteden daha öncelikli bir pozisyona geçtiği bir toplum. Bunu da mutlaka siyasal modernite, demokratikleşme, ekonomik modernite, endüstrileşme, kültürel modernite, sekülerleşme, bu üç sürecin iç içe geçmesiyle birlikte ama önemli ölçüde mümkün olduğu kadar özel biçimde ilerlemesi sonucunda biz yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına doğru modern topluma ulaşmış olduk. Dolayısıyla her sahanın kendine ilişkin bir mantığa sahip olması, yani siyasal, ekonomik ve kültürel sahaların kendine ilişkin bir mantığa sahip olması ya da olması gerektiğine ilişkin fikir ve bireyin toplumdaki özelliği inancı, modern toplum versiyonunu diğer bütün toplum versiyonlarından farklı kıldı. Şimdi tabii ki bu süreç esas itibariyle epey bir zamandır bazı sapmaları içermektedir. Ve ben de konuşmamda esas vurgulamak, benim de esas bu konuşmada vurgulamak istediklerim daha ziyade sapmalarla ilgili. Yani hem insanın o ilerleme anlamına gelen muhteşem hikayesinde bazı sapmalar var uzun süredir. Hem de modernite projesinden bazı temel sapmalar var epey bir süredir. Bu sapmaları da birkaç ana başlık altında toplayabileceğimiz kanaatindeyim. Bunlardan ilki demokrasi-kapitalizm ilişkisi. Bu Sovyet sosyalizminin yıkılmasından sonra özellikle ve özellikle de Orta Avrupa toplumlarının koşar adım deyim yerindeyse kapitalizme yönelmesi, kapitalizmle demokrasiyi bir ve aynı olgu olarak görmelerinden kaynaklandı. Yani bir bakıma modernitenin temelleri açısından kuşkusuz vazgeçilmez olan demokrasi, kapitalizm, yani siyasal moderniteyle ekonomik modernitenin temellerini oluşturan demokrasiyle kapitalizm, özerk sahalar olmaktan ziyade sanki adeta kapitalizm demokrasiyi ayakta tutmaktadır. Kapitalizm olmadan demokrasi olmaz. Ya da kapitalizm zorunlu olarak demokrasiyi yaratır fikrinin hakim olmasıyla birlikte 80'lerden bu yana özellikle ama özellikle de son 10 yıldır kapitalizmle demokrasi arasındaki ilişki asimetrik bir ilişki haline aldı. Bu asimetri kapitalizm lehine bir asimetridir. Dolayısıyla birey toplum ilişkisine buradan geçmemiz mümkündür. Yani demokrasi ile kapitalizm arasındaki ilişkinin kapitalizmle asimetrikleşmesi hem insanın muhteşem hikayesinden hem de modernite projesinden büyük bir sapmayı oluşturmaktadır. Ama bu tek sapma değildir kanımca. Birey toplum ilişkisinde deyim yerindeyse kibirli bireyin ön plana çıktığı, toplumun bir şekilde bireye göre ikincil bir pozisyona itildiği bir süreci yaşıyoruz epey bir zamandır. Örneğin özgürlük kuşkusuz modernite projesinin en vazgeçilmez temellerinden birini atmıştır bireyin özgürlüğü. Ancak zaman içerisinde özellikle bu demokrasi-kapitalizm ilişkisinin asimetrikleşmesinden sonra kapitalizmle yine asimetrikleşmesinden sonra bireysel özgürlük
diğer bütün toplumsal değerlerin önünde bir pozisyona yerleştirildiğinden, dayanışma gibi örneğin değerler ikinci pozisyona itildi ve dolayısıyla burada da çok ciddi bir sapma olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla birey toplum ilişkisinde sanki kibirli bireylerin toplumu toplumdan öncelikli bir pozisyona sahip oldukları bir süreç yaşanıyor ve buna da aslında biz sosyolojik olarak tam anlamıyla toplum diyebilir miyiz? Açıkçası kuşkuluyum. Yani birlikte toplum halinde yaşamak için belirli olmazsa olmaz temel uzlaşıların olması gerekiyor. Bazı değerler üzerinde uzlaşılar. Mesela bugün koronavirüs pandemisinin yaşadığımız bugünlerde dayanışmaya çok ihtiyacımız olduğunu fark ettik aslında. Fakat uzun zamandır dayanışma özgürlüğe ikincil kılındığından ciddi bir toplumsal değer olarak bizim birlikte toplum halinde yaşamamızı sağlayan önemli elementlerden birisi olmaktan çıktı. O yüzden de toplum olarak yaşayıp yaşayamayacağımız sorusu önemli bir soru olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada kültürel modernitede ciddi bir takım sıkıntılar yaşandığını gözlemliyoruz. Bu da kuşkusuz hem demokrasi-kapitalizm ilişkisindeki asimetrikleşmeden hem de birey-toplum ilişkisindeki kibirli bireyin ön plana çıkmasından kaynaklanan bir sorun. Bir şekilde kültürel sahada bir tür ortalamanın zaferi olarak ifade edebileceğimiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Buradaki temel mesele de toplumun kendi içinde mahallelere, kesin olarak mahallelere ayrışması. Her mahallenin üyesi kendi mahallesinin temsilcisinin, mesela siyasal partinin ne yaparsa yapsın doğru yaptığına inanıyor. Diğer bir parti aynısını yapsa mesela onun yanlış olduğuna kesinlikle inanıyor. Dolayısıyla bir tür orta çağcılaşmadan da bahsedebileceğimiz bir sapma söz konusu. Hem kültürel modernlik üzerinde ekonomik ve siyasal saha arasındaki gerilimlerin yarattığı olumsuzluklar, hem de ortalamanın zafer kazanması sonuç itibariyle bir post-truth çağını adeta müjdelemektedir olumsuz anlamda. Çünkü yalanla gerçek böylelikle yer değiştirebilmektedir. Kesin olarak mahallelere bölünmüş bir toplumda nesnel gerçekliğe atfedilen değer kuşkusuz ki oldukça küçük bir ağırlığı olan değerdir. Bu yüzden de ciddi anlamda birlikte toplum halinde yaşama sorunumuz tekrar ön plana çıkmaktadır. Bir de tabii bu sapmalar konusunda çok şey söylemek isterim ama zamanımız sınırlı. Biyolojik gerçekliğin görmezden gelindiği bir döneme geçtiğimizi de söylemek isterim. Burada da bizim alanımız, yani sosyal bilim, bilimsel temele karşı ya da bilim ailesine karşı ya da bilimsel çerçeveye karşı çok kabul edilemeyecek bir noktadan saldırıya geçmiştir diye düşünüyorum. Yani her şeyi inşa olarak, salt inşa olarak görme merakı sosyal bilimcinin biyoloji gibi, nöroloji gibi temel disiplinlere bir şekilde olumsuz yaklaşmasını zorladı. Bu da sosyal bilimi açıkçası insanı açıklama iddiasında olan sosyal bilimi, insanın temelleri olan biyolojik ve nörolojik yapısını ve donanımını görmezden gelmesini adeta zorunlu kıldı. Bu da çağımızın çok önemli açmazlarından birisidir diye inanıyorum. Yani sosyal bilimlerin tekrar bir şekilde bilimler ailesinin üyesi olduğunu hatırlaması ve biyoloji gibi, nöroloji gibi temel disiplinlerle ilişki kurması, onlardan bir şeyler öğrenmesi gerektiği kanısındayım. Aksi takdirde insanı anlamamız, insanı açıklamaya çalışmamız pek mümkün değil, onu sadece inşa olarak görürsek. Dolayısıyla modernite bir ilerleme açısından bir radikalliktir kuşkusuz. Kendine özgü bir ilerlemeler çağı yaratmıştır. Fakat son zamanlarda hem bu modernite projesinden hem de genel anlamda insanın muhteşem hikayesinden bazı sapmalara tanık ediyoruz.
bu sapmalarda özetleyecek olursak, demokrasi-kapitalizm ilişkisinin, birey-toplum ilişkisinin, bilim-sosyal bilim ilişkisinin asimetrikleşmesidir ve bunların yarattığı bir ortalamanın zaferinden söz edebileceğimiz çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Sanırım zamanım bitti Sayın Başkanım. Sevgili hocam, bir iki dakika daha eğer söyleyecek şeyleriniz varsa onları alabiliriz. Evet, yani moderniteye indirgenemez insanlığın hikayesi, ilerleme hikayesi. Fakat onu sıra dışı kılan, yani ilerleme açısından moderniteyi sıra dışı kılan bir temelden söz etmek zorundayız. Bu temel özellik ilkesi ve idealidir. Ama bu özellik ilkesinin de bir şekilde deyim yerindeyse sorumlu olduğu bir gerileme çağında olduğumuzu düşünüyorum. Bu gerilemenin temelinde de kapitalizm-demokrasi ilişkisindeki demokrasi aleyhine asimetrikleşme, birey-toplum ilişkisinde kibirli birey lehine asimetrikleşen bir ilişkiyi yaşamamız ve aynı zamanda sosyal bilimin de yeniden bilimler ailesine üye olabilmek için bilimsel temellerden uzaklaşmadan diğer disiplinlerle özellikle tıbbi disiplinlerle ilişki kurması gerektiği kanaatindeyim. Sanırım bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Özellikle modernizm, ilerleme ve modernite üzerinde dururken ilerlemenin modernite ait olmadığını, daha önceki süreçlerde de insanın muhteşem bir hikayesi olduğunu, ilerleme gerçekleştirdiğini. Fakat yanlış anlamadıysam baş döndürücü gelişmelerin bu anlamda belki modern dönemde olması dolayısıyla dikkatimizin hep orada odaklandığını ama aslında insanın muhteşem bir hikayesi olduğunu ilerleme açısından, değil mi? Uzun yıllar boyunca devam eden bir hikayesi olduğunu ama özellikle de bir husus ilgi çekiciydi benim için. Modernitedeki ilerlemeyi farklılaştıran durumlar açısından özellik ilkesinin burada özellikle gündeme getirilmiş olması, bireyin özelleşmesi, kültürel anlamda özelleşme, siyasal ve ekonomik özelleşmenin değil mi farklılaştırdığı bir dünyada bulunduğumuzu söylediniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Şimdi özellikle panelimizin başlığına yönelik olarak girişte söylediğiniz hususla ben de konuşmama başlayayım izninizle. Şimdi aslında belki o anlamda eleştirinizin haklı bir tarafı var. Yani sanki modern dönem insanı yaratmış ya da insan o dönemde insan olmuş gibi bir duygu ya da düşünceye yol açıyor olabilir. Tabii aslında biz aslında modern insanın hikayesini anlatmak için bunu burada özellikle vurgulamak istemiştik. Ben eminim hocam. Evet, zaten ben bildirimin ya da işte sunumun başlığına da modernliği yaratan insan ya da modernliğin yarattığı insan diye böyle bir iki ayrımlı gitmiştim. Şimdi hocam kusura bakmayın, yani ben hani böyle bir algı oluşabilir diye çok giriş yapmak istedim. Uyarınıza yoksa ben siz hani, istiyorsunuz anlamda söylemeyin. Evet, yok yok, paylaştığınız için teşekkür ederim. Evet. Kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Şimdi klasik, skolastik ve modern diye üç kavram sürekli dolanır felsefe tarihinde, düşünce tarihinde, bilim tarihinde. Bu kavramlaştırmaları düşünce tarihi boyunca insan zihninin gelişme süreçlerini yani egemen olan zihniyet ve dönüşüm anlarını belirtmek için genellikle kullanıyoruz. Bununla birlikte bu adlandırmaların sadece belirli zaman dilimlerine egemen olmadığını, başka bir de işte aslında bütün toplumların eş zamanlı olarak örneğin skolastik veya modern zihniyete sahip olmadıklarını da düşünce tarihinde öğrenebiliyoruz. Bunun gibi bütün toplumların modern olduğunu, değil mi, bugün söylemenin de olanaklı olmadığını yaşayarak görmekteyiz. Çünkü insanlık tarihi göstermektedir ki belli bir zamanda yaşayan erkekler ve kadınlar birbirlerinin değil mi psikik olarak ya da ruhsal olarak ya da entelektüel çağdaşları değiller. Bütün dünyanın
büyük kısmının aynı anda Rönesans'a girdiğini ya da Rönesans dönemini yaşadığını söylemek zordur. Hatta bugün orta çağlarda kalmış ya da belki oralara gelememiş toplumlardan bile söz edebiliriz. Yani dolayısıyla da bu ilerlemenin de değil mi, eş zamanlı olarak bütün toplumlar için aynı biçimde gerçekleşmediğini bugün görüyoruz. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimizde Rönesans, aydınlanma ve modern biçiminde dizimlenen üç temel düşünce hareketinin bütün dünya için söz konusu olmadığını söylersek belki daha yerinde bir ifade olur diye düşünüyorum. Daha esaslı olarak belirtmek gerekirse moderni oluşturan temel değerlerin ve davranış örüntülerinin özünü Rönesans düşünce hareketi oluşturmuş, aydınlanmayla temel formu kazandırılmıştır. Bununla birlikte şu da açıkça bilinmektedir ki net bir biçimde her üç düşünce hareketinin de lehinde de aleyhinde de pek çok yorum ve değerlendirme vardır. Bugün de bu devam etmektedir. Az önce her iki hocamızın bahsettiği işte postmodern denilen tutum da bunlardan bir tanesidir. Yine Frankfurt Okulu'nun yaptığı yoğun eleştirilerin olduğunu da bu bağlamda yine biliyoruz. Özellikle Rönesans'ın antik Grek dönemine bir dönüş olduğu iddiası genellikle literatürde yer alıyor. Bu da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aslında eski çağlara bir dönüş veya eski çağlardaki tutumun, davranışın, değerlerin belki benimsenmesi biçiminde daha genel olarak ifade etmek yerinde olur. Bununla birlikte çeşitli değerlendirmeler var. Mesela insanın hiçbir zaman düşleyemediği bir dönemin doğuşu olarak Rönesans'ı tanımlayan tarihçiler var. Yeryüzünde hiçbir zaman görülmeyen kişilerin ortaya çıkışı biçiminde tanımlayanlar var. Bunu duruma hangi yaklaşımı esas alacağız diye düşündüğümüzde aslında bunun bir seçimde bulunmamızı gerekli kılmadığını gösterdiğini de peşinen söyleyeyim. Çünkü hangi yaklaşımın doğru olduğu sorusunun çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Zira üçüncü bir yaklaşım da ileri sürebiliriz. Mesela diyebiliriz ki Rönesans'ın asıl anlamı eğitimde gizlidir. Zira yeniden doğuş kendini eğitim alanında gösterebilir. Çünkü insanlar yeni duygular ve düşünceler kazandığında öğretim yöntemlerini de kendi ruhsal durumlarına denk ya da değişimlerine denk düşecek biçimde yenilerler. Aksi halde yeni fikirler eğitim sistemine dahil edilmedikçe başarıya ulaşamaz. Bu açıdan bakıldığında sanki insan zihnini doğru bilgi, sağlam akıl yürütme, isabetli görüş kazandıracak şekilde eğitmenin daha temel olduğu bir anlayış da burada gündeme getirilebilir. Ayrıntıda kaybolmadan bu çok sesliliğine rağmen tanım düzleminde olmasa da şöyle bir tasvirde bulunmak mümkündür diye düşünüyorum. Rönesans her şeyden önce ortaçağ korosunun yerine bireyin tekilliğinin ve benzersizliğinin geçtiği, insanın etkili bir biçimde çalışarak, emek değer üreterek dünyayı değiştirme gücünün farkına vardığı, sınırlandırılmış olmaktan kurtularak erginlik ya da yetkinlik biçiminde ifade edebileceğimiz bir duygusunu benliğinde hissettiği, bu enginlik ve yetkinlik duygusunun evrenin sonsuz olduğu düşüncesiyle de taçlandırıldığı bir dönemdir. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde ise Rönesans bilginin güç olduğunun kabul edildiği, Cemal Hoca'nın özellikle Bacon'a sık sık göndermede bulunduğunu hatırlayalım bu bağlamda. Doğanın matematik nitelik taşıdığının varsayıldığı, Platon Akademisi'nin Medici ailesi tarafından yeniden kurulduğu, inşa edildiği bir zaman dilimidir aynı zamanda. Şu halde tarihe mal olmuş düşünce hareketlerini değerlendirirken kesinlikle belirli bir sağduyuyla hareket etmek gerekiyor. Toptancı davranmamak gerektiğini söylemek belki yerinde olur. Çünkü tarihsel öngörülerimizi şekillendiren yargılar aslında beklenti ufuklarımızı temsil etmektedirler. Bu ufuklar şimdi insani durumu değiştirmesi mümkün
veya insani durumu değiştirmeye elverişli eylemler olarak gördüğümüz eylem alanının sınırlarına göndermede bulunurlar. Beklenti ufuklarının gücü ise kesin tahminlere yol açmalarında değil, ulaşılabilir, insani geleceğin içinde yer aldığı sınırları barındırmasında yatmaktadır. Şu halde gelecek hakkında beklenti ufuklarını gerçekçi belirlemeyi beceremeyenler sonunda gerçek dışı, akıl dışı düşüncelere teslim olmak durumunda kalırlar. Bugün modern karşıtlarının içine düştüğü durumun bu olduğunu düşünüyorum. Oysa modern aslında geleceği kuracak olan bireyin özgür olduğunun bilgisini ve bu bilgiye dayalı gücünün farkına varılmasını sağlayan kavrayışın adıdır. Dolayısıyla modernin sona erdiği tezi bu anlamda paradoksal olmaktadır. Çünkü modernite tüketilmesi sanki imkansız bir yenilik bolluğu gibi ortada duruyor. Bu realite aslında çok iyi bilindiği halde insanlar neden ya da belirli bir düşünce hareketine mensup olan insanlar neden modernin sonunun gelmesini bu denli istemekte veya önemsemektedirler? Başka bir deyişle ne anlama geldiği tartışmalı olsa da ısrarla modern sonrasından postmodernden söz etmektedirler. Bu soruların irdelenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Postmodern adlandırması modernin sorgulanmasına yönelik masum ve iyi niyetli bir düşünce hareketi olarak gösterilmeye çalışılabilir. Ama aslında kavramların vurucu etkisini çok iyi bellemiş batılı entelektüellerin geliştirdiği bir kavram olduğunu düşünüyorum. Temel amacı modernin düzen, düzenlilik ve yasallık gibi bütünüyle deneyim ürünü olan, ki buna yine hocalarım temas ettiler, özellikle gözlem ve deney bu noktada önem olduğunu ısrarla vurguladılar. Bütünüyle deneyim ürünü olan birikiminin tahrip edilmesini amaçlayan ve aslında kapitalizmin içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve kendisine yeni bir kültür ve ona uygun kültürel mantık oluşturmak için geliştirdiği bir söylemdir. Bu söylemin adı herkesin çok iyi bildiği üzere neoliberal sömürü düzenine, yani serbest piyasa denilen ucube ekonomik yapıya zemin hazırlamaktır. Zira insanlığa umut olarak sunulan sosyalizm çökertilmiş, Keynesçi refah devleti söylemi de irtifa kaybetmeye başlamıştı. Modern Batı yaklaşan krizi yaşamak istemiyordu. Dolayısıyla da çare yeni bir sömürü düzeni kurmak ve ona da kültürel zemin hazırlamak olmalıydı. Bunun için de esnek uzlaşmaya dayanan bir üretim yöntemiyle üretmek yerine gelişmeye azmetmiş toplumlara fabrika kurmanıza gerek yok. Biz size daha ucuza üretir ve satarız. Siz en iyisi hizmet sektörüne geçiniz gibi bir telkinde bulunmaya başlanılmıştır. Zira üretime dayalı kalkınma modelinde, yani sanayi toplumunda rasyonel ve tekniğe dayalı bir yapı egemenken, postmodernin önerdiği hizmet sektöründe ise enformasyona dayalı yapı, çeşitli sosyal medya ortamlarında fikir güreştirdiğini sananların, yani üretmeyenlerin daha çok tüketmesini hedeflemekteydi. Öyle de oldu. Bunun için de hizmet sektörünün başat figürü olan medyayı da her geçen gün kapitalist sistemin bir parçası haline getirmek önemliydi. Peki bunlar moderniteyi hangi bakımlardan aşmaktadır ki modern sonrasından söz etmek için bu denli istekli olunabilsin? Başka bir deyişle postmodernite eksiklikleri olduğu varsayılan modernitenin eksikliklerini hangi bakımdan gidermiştir veya gidermeyi başarmıştır? Bana göre cevap kocaman bir sıfırdır. Bu noktada kısa bir karşılaştırma yapılabilir ya da yararlı olabilir diye düşünüyorum. Kafa karıştıran sorun, bana göre tabii, aslında modern kelimesinin çok farklı anlamlarda farklı eylem biçimlerine karşılık gelecek şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Cemal Hoca'nın bahsettiği anlamda dönem ya da tutum belki bunlardan
birisidir ve ayırt edici bir söylem olduğunu düşünüyorum. Birçok entelektüel modernden söz ettiğinde endüstrileşme ve teknik gelişmelere göndermede bulunurken, diğerleri de çoğunlukla medya temalarına dayalı popüler bir kültüre işaret etmektedir. Bu yüzden modernite üzerine yapılan tartışmalar, hayalet kavramlar üzerinde gerçekleşen temelsiz genellemeler arasındaki atışmadan daha öteye gitmiyor gibi gözüküyor literatürde. Oysa modern, radikal bir değişimdir. Öncekiyle bağdaşmayan bir dünya düzeni getirmiştir. Düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir. Devrimci bir yeniliktir ve her devrimden sonra mevcut dünyanın çevresinin değişilmesi kaçınılmazdır. Bu değişim inançla dahil olmak üzere insanın bütün dünyasının değişmesinden başka bir şey değildir. Peki neler değişmiştir moderniteyle? Tümünü saymaya zaman yetmez ama birkaçını ele alabiliriz. Önce koro şeklinde ses çıkaran insanlar moderniteyle birlikte artık birey olmuşlardır. Bu elbette bir gecede olmadı ama bilimde, felsefede, sanatta ortaya çıkan değişmeler artık insanlara mensup oldukları dünyanın değiştiğini göstermekteydi. Bu değişimin farkına varılmasıyla birlikte insanlarda birey olma bilinci doğdu ve birey olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğu anlaşıldı. Birey olma bilincinin ilk büyük yansıması en büyük yeti olduğunun keşfine yol açtı. Descartes'in ben bütün özü, mahiyeti, düşünmekte olan ve var olmak için hiçbir yere ihtiyacı bulunmayan ve maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir cehberim sözünde hayat bulan ifadesi akla verilen önem ve değerin bir sonucuydu. Demek ki birey olma bilinci aynı zamanda bu akıl denilen yetinin öne çıkmasını daha da belirgin hale gelmesini sağlayan bir gelişme oldu. Bir diğer gelişme mahremiyet ve kamusal alan ayrımının oluşması, öz denetimin gelişmesidir. Bu kazanımların yanında bilimlerdeki gelişmelerden söz bile etmiyorum. Kısacası Rönesans ile başlayan ve aydınlanma ile formunu kazanan yeni, yani modern, aklın ışığında hareket eden individualist, düzenli, kurallı, ölçülü, ayrıcalık gözetmeyen, düşünme ve akletme sonucunda oluşturmuş olan kuramsallığı ve nihayet ilerlemeyi hedef ve amaç gözeten bir zihniyeti temsil etmektedir. Başka bir deyişle koronun içinde kaybolan yeteneklerin gün ışığına çıkarılması hareketidir modernite. Bu o denli önemlidir ki yaratıcı bireylerin gün ışığına çıkarabilmesi, koronun dışında varlık gösterebilmesi imkanının sağlanması, yoksa ne Kopernik, ne Kepler, ne Galileo, ne Leonardo da Vinci ve diğerleri ortaya çıkamayacaklardı. Çünkü ortaçağ insanı bilinci kapsayıcı bir örtü altındaydı. Yarı uyanık, yarı hayal alemindeydi. Şu halde modernite aklın ışığında kaynaklanmakta, bilimin yol göstericiliğinde yürümekte, bireyin birey olma bilinciyle kendisini doğada, toplumda ve entelektüel kültürün bütün alanlarında inşa etme imkanı ve ufku demektir. Bu saydığımız nitelikler elbette ilk anında bugüne kadar aynı kalmamıştır. Başka bir deyişle modernite denilen zihniyetin dayandırıldığı ilkelerde belirli değişimler elbette olmuştur. Ancak böyle olsa da bugün de geçerliliklerini korudukları açıktır. Başka bir deyişle modernite bütün hızıyla devam etmekte ve henüz bunu tam olarak gerçekleştirememiş toplumlar da gerekli adımları atmaktadırlar. O zaman şunu sormak yerinde olur. Devam etmekte olan bir şey nasıl aşılabilir? Belirli bir düşünce tarzına egemen olan kuramsal ve uygulama biçimlerine de değişime gidilebilir. Ama onun aşılmasından söz edilemez. Oysa moderniteye karşı olduklarını iddia edenler modernden sonraya geçtiklerini söylemektedirler. Acaba geçilmiş olabilir mi? Eğer geçilmiş ise yukarıda sıralanan niteliklerin
ilkelerin ve kuralların yerine ne konulmuştur? Eğer geçilmemiş ise postmodern söylem neden ileri sürülmüştür? Bu sorulara doyurucu yanıt verilemediği sürece tartışmanın bir sonuca ulaşmasını beklemek doğru olmayacaktır. Elbette niyet sonuca gitmemek de olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Postmodern üzerine incelemeleriyle tanınan Lyotard'ın düşüncelerine birkaç noktada göndermede bulunmak mümkündür bu noktada. Postmodern Durum adlı çalışmasında sergilediği samimi itiraflarına bakılırsa bu söylence aslında bir sipariş olarak geliştirilmiştir. Yani doğal bir gelişmenin sonucu olmaktan daha çok medeniyetler çatışması ve benzeri gibi siparişle hazırlatılmış bir söylem olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Lyotard'ın bu çalışmasının alt başlığının bilgi üzerine bir rapor olduğu görülmektedir. Rapor nitelikli bu çalışmasında kendisinden istenenin aslında son derece gelişmiş toplumlarda bilgi üzerine bir rapor hazırlanması olduğu açıklanmaktadır. Şu halde modernite ve postmodernite bilgi üzerine bir tartışmadan doğmaktadır. Modernitenin bilgi anlayışını başından beri bilmekteyiz. Sağlam, güvenilir ve koşullar değişmedikçe değişmeyecek yasalı bilgiler olarak kabul edilen ve büyük ölçüde bilimde toplandığı iddia edilen bilgilerdir. Peki sorun nedir? Ultra gelişmiş toplumlarda ortaya çıkan bilgi merkezli hayattan kaymalar olmaktadır. Bu durum söz konusu toplumların geleceği açısından tehdit olarak algılanmış ve bir medeniyet sorunu olarak görülmüş ve bunun nedenlerinin araştırılması, dolayısıyla da çözüme kavuşturulması istenmiştir. Yani mesaj açıktı. Eğer bilgi merkezli yaşamdan kopuluyorsa bunun nedeni bilim ise çözümü de yine aslında bilim üretecektir. Şu halde henüz modern olmamış toplumların bir an önce postmodern olma gayretleri beyhude bir çabadır. Reel politik ve fizik koşullar açısından bir karşılığının olmaması nedeniyle anlamlı gelmemektedir. Zira harika mimari biçiminde sahip binalar yapılabilmekte, resimde, müzikte ve şiirde çok güzel eserler ortaya konulmaktadır. Diyelim ki burgu şeklinde veya her an yan yatacakmış biçiminde inşa edilmiş harika bir gökdelen yaptınız. Bunu hangi bilgiyle yapmaktasınız? Modern bilgiyle. Öyleyse postmodernin ürettiği şey modernin bilgisini farklı estetik ve etik yapılara uygulamaktan öte bir şey değilmiş gibi gözükmektedir. Bu ise moderniteye karşı çıkmak anlamına gelmemekte. Olsa olsa realizm, idealizm, egzistansiyalizm ve benzeri gibi bir izim olan modernizme bir almaşık oluşturmaktan ibarettir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Ben de bunları söyledim. Şimdi sevgili hocalarım, bazı sorular var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle İbrahim Hocam, size bir soru var. Evet hocam. Şöyle diyor, sorum İbrahim Hocamıza. Bugün geldiğimiz noktada küresel iklim krizi, geri dönüşümsüz çevre felaketleri, eşitsizliğe ve açlığa rağmen insan türünün ilerlemesini gerçekten muhteşem olarak değerlendirmek ne derece olası? İnsan türünün zaman içinde ilerlemesinde tarım devrimi sonrasında doğaya ve kendi türü dışındaki canlılara hükmetme hakkını sizce nereden alıyor? Evet, aslında konuşmamda kısaca değinmeye çalıştım. Yani bu insanın muhteşem hikayesi olarak ifade ettiğimiz ilerleme süreciyle ilgili bazı çekinceler, bazı tepkiler, hatta bazı sorgulamalar olabilir. Çünkü bu türcülük olarak kolayca nasıl diyelim nitelendirilebilir bazı çevrelerce. Ama bunu anlatmanın başka bir yolu yok. Yani yaklaşık 2 milyon yıldır yeryüzünü yurt edinmiş insan dediğimiz varlığı önemli ölçüde doğayı ve kendi biyolojik sınırlılıklarını aştı. Doğayı ve kendi biyolojik sınırlılıklarını aşması kuşkusuz
doğaya verdiği zararları görmezden gelmemizi gerektirmiyor elbette. Kuşkusuz sadece insan türü olarak kendisini diğerlerinin üstünde görmesini zorunlu kılmıyor elbette. Fakat yaşanılan bir tarihsel, büyük, çok zengin bir tarihsel deneyim var. Bu deneyim insanı biricik kılıyor. Yani neresinden bakarsak bakalım, ister eleştirel bakalım, isterse onun hikayesini destekleyici bir yaklaşıma sahip olalım. Muhakkak o hikayenin önemini yakalamamız, o hikayenin önemini teslim etmemiz gerekiyor. Kuşkusuz çok ciddi toplumsal eşitsizlikler, çok ciddi anlamda doğanın tahrip edilişi söz konusudur. Bunlara karşı da eleştiren tutumdan uzak olmamamız gerektiği kanaatindeyim. Ama benim özellikle vurgulamak istediğim insanın uygarlık yaratabilen, kültürler inşa edebilen tek varlık olması. Bu yönünü de ancak onun ilerlemeci varlık olarak tek olduğunu, yani biricik olduğunu vurgulamaktan geçiyor diye düşünüyorum. Yani bunu söylemek doğayı tahrip etmediğini söylemek demek değil. Bunun sonucunda bir takım küresel sorunların ortaya çıkmadığı anlamına gelmiyor bunu söylemek. Ama başka türlüsü de mümkün değil. Yani insanın hikayesi muhteşemdir. Yani işte hayvanların peşinde koşan, avcılık yapan insandan dünyanın sınırlarını aşmış, kainatla ilgili çok önemli bilgiye ulaşmış, biyolojik sınırlarını aşma noktasına gelmiş, hatta bazılarının, ben katılmasam da bazılarının tanrı insan dediği noktaya gelmiş bir insandan bahsediyoruz. O yüzden bu hikaye neresinden bakılırsa bakılsın muhteşemdir ve getirdiği sorunlar elbette yok, sayılmamalıdır. Evet. Ya bu kadar. Hocam bu soruyu Burçin çok uysal sormuştu. Şimdi Oğuz Coşkun'un bir sorusu var yine size. Diyor ki demokrasinin kapitalizm ile alakası olmaması veya kapitalizme bağımlı olmaması hakkında bilgi nerede bulabiliriz diye bir soru sormuş. Ya da kaynak istiyor. Soruyu soran. Şimdi onu tabii biraz açıklamam icap edebilir. Bir yerde bir sorusu daha var, isterseniz onu da söyleyeyim aynı sorunu soran arkadaşımızın. Bir diğer konu da diyor, uygarlık tarihine baktığımız zaman ticaret odaklı şehirleşme, merkezileşme, bir rakabet kültürü, tarım ve veya üretim odaklı şehirleşme, merkezleşme, dayanışma kültürü yaratıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz demiş. Bu ikisine birlikte cevap verirseniz. Anladım hocam. Şimdi birinci soruya cevap olarak şunları söylemem gerekir daha doğrusu. Kapitalizm ve demokrasi modernliğin içinde, yani modernliği modernlik yapan temel elementler ve kurumsal yapılanmalar olarak düşünülmeli diye ifade ettim. Yani bunlar zorunlu olarak birbirinin karşıtı, birbirinin antitesi olarak söylemedim. Ama şunu söylemeye çalıştım. Siyasal modernitenin temeli demokratikleşme, ekonomik modernleşmenin temeli ise, ekonomik modernitenin temeli ise endüstrileşme. Bu endüstrileşme 15. yüzyıldan itibaren kapitalizm diye tabir edilen bir ekonomik yapılanmayla, kurumsal yapılanmayla bugüne kadar getirildi. Ancak aradaki ilişki, yani siyasal modernite ile ekonomik modernite arasındaki ilişki uzun zamandır asimetrik bir ilişki. Ve çağımızın en önemli sorunlarından birisini teşkil eden bir ilişki bu. Yani denetlenemeyen, sınırları olmadığına inanan bir serbest piyasa anlamında kapitalizmden söz ediyorum. Kapitalizmin alternatifi de sosyalizmdir demiyorum mesela. Yani modernitenin yine de temellerinden biridir kapitalizm. Fakat bu kapitalizm siyasal moderniteyi aşındıran, siyasal modernite tarafından hiçbir biçimde kontrol edilmeyen ve deyim yerindeyse başı buyruk hareket etme kabiliyetine sahip olan bir piyasa ekonomisine indirgenmemeli. Aksi takdirde bir moderniteden bahsetmek gittikçe zorlaşmaktadır. Yani bu asimetrikleşen ilişki, kapitalizmle yine asimetrikleşen ilişki, demokrasiyi sadece bir araç kılmaktadır.
Halbuki demokrasi toplum halinde nasıl birlikte yaşayabiliriz sorusuna verilen modern cevaptır. Kapitalizm ise temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılarız sorusuna verilen yine modern bir cevaptır. Bunlar tamamıyla iç içe geçmiş ve kapitalizme bulunan, pardon, ekonomik modernlik için bulunan cevap, siyasal modernlik için bulunan cevabı da karşılıyor demek değildir. Bunlar özel olarak, yani siyasal sahanın inşası, ekonomik sahanın inşası. Burada tabii tamamıyla bağımsızlıktan bahsetmiyoruz. Yani mutlaka iç içe geçmeler olacak ama uzun zamandır ekonomik modernite, politik modernite üzerinde bir hakimiyet kurmuş durumda ve bu sorunsal. Yoksa moderniteyi inşa eden bir süreç değildir kapitalizm, hiçbir şekilde söylemiyorum. Yani bu mümkün değil. Diğer soruya cevap olarak da muhakkak rekabeti güçlendiren ticarileşme ve bu ticarileşmenin getirdiği şehirleşme bir tür dayanışmayı da mümkün kılmıştır anlayışı doğrudur. Yani burada bir farklı düşünceye sahip değilim. Rekabet olumsuzdur, rekabet sadece kötülüğü ifade etmektedir gibi bir anlayışa da kesinlikle sahip değilim. Ama kapitalizmin demokrasiyi aşması, deyim yerindeyse, kapitalizmin belirleyici dinamik olması modernitenin kendi içindeki dengeyi sarsmış durumdadır ve o yüzden dayanışmadan ziyade özgürlük birincil mevkide konumlanmıştır. Özgürlük önemsizdir demiyorum. Yani bu tür konuşmalarda tabii çok temkinli olmak gerekir, eminim. Ama şunu söylemek istedim o özgürlük dayanışma ilişkisi çerçevesinde. Özgürlüğü birincil mevkide gördüğümüz zaman dayanışma zorunlu olarak ikinci mevkide oluyor. Ve bu da birey toplum ilişkisinde çok ciddi aşınmaları yaratıyor. Bunu da böyle cevaplamış olayım. Biraz uzattım kusura bakmayın. Sayın hocam ama size bir soru daha var. Yahya hocamız soruyor. Diyor ki bugün yaşadığımız süreçte sizin de bahsettiniz. Ve bahsettiniz ve modernitenin en önemli kazanımı olarak ifade ettiğiniz özellikle saldırılar sapma olarak ifade ettiniz. Gerçekten de özellikle neoliberal politikaların etkisiyle hem bireyin hem de kurumların özellikleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Sorum şu, modernite kapitalizme teslim mi oldu? Bu sürecin nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Buradan çıkış olarak neler söylemek istersiniz? Yahya hocamıza şu açıdan katılırım tabii ki. Yani bu sözünü ettiğimiz sapmalardan dolayı genel anlamda bir moderniteden ziyade genel anlamda bir kapitalizmden söz etmek durumunda kalabiliriz. Ve bu modernliği olmayan bir kapitalizm olarak ifade edebiliriz. Yani daha önce bu konuda yazmıştım. Yani modernliği olmayan bir kapitalizme mahkum olmak, dolayısıyla yeni bir modernlik talebini zorunlu olarak gündeme getirmek durumundadır. Biz nasıl bir modernitede yaşamak istiyoruz sorusu kanımca, Yahya Hoca'nın söylediği buradan nasıl çıkarız, bu konuda ne düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna bir cevap oluşturur diye düşünüyorum. Yani biz nasıl bir modernitede yaşamak istiyoruz sorusu. Ama bunu ben şimdi cevaplamaya kalksam hakikaten birkaç saat konuşmamız gerekebilir. Hocam bir soru daha var size. İnsanı değiştirme, dönüştürme, ilerleme yetisinin parantez içerisinde insanın muhteşem hikayesi tamamen olumlu sonuçların olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Bu ilerlemeyi sağlayabilmek için hem kendisine hem de doğaya yaptığı tahribatı değerlendirmek gerekir. Bir anlamda moderniteyle hız kazanan ilerleme yetisinin kötüye kullanılması toplumsal, kültürel ve ekonomik hegemonya oluşturma aracına dönüştüğü de ileri sürülebilir. İnsanın muhteşem hikayesini bu bakımdan değerlendirebilir misiniz diyor. Belki konuşmanızın içerisinde bunlara da yer vermiştiniz ama yine de böyle bir soru var hocam. Birinci soruya cevap ben de aslında bunu söylemiştim. Yani insanın muhteşem hikayesi dediğim anda sadece pozitif, sadece olumlu anlamlar yüklemiyorum bana. Ama başka türlü ifade etmenin de mümkün olmadığı kanısındayım. Yani bu bir muhteşem hikaye, ilerleme hikayesi. Getirdiği sonuçlar bakımından doğanın tahrip edilişi, küresel anlamda toplumlar arasındaki dengesizlik, zayıflarla güçlülerin bu ilerleme anlayışı kullanılarak dizayn edilmesi. Kuşkusuz bunlar var. Ama
Genel anlamda bu bir ilerlemedir. Yani başka türlü bunu tarif etmenin imkanı yoktur. Sonuçlardan tabii ki memnun değiliz. Yani doğanın tahrip edilişi, hatta sosyalleştirilmiş olması. Yani insanın dokunmadığı hiçbir şekilde, insanın dokunmadığı bir doğa kalmadı diyoruz bazen. Anthony Giddens bunu yazmıştı 1991'de yanlış hatırlamıyorsam. Yani artık doğa sosyalleşmiş bir doğadır. Yani insan faktörünün dokunmadığı, değiştirmediği bir doğadan söz edemeyiz. O yüzden de kendi kendini yenilemesi artık mümkün değildir. Yani onun yeniden yapılanması için de insana ihtiyaç var. İnsan ancak onu tekrar yenileyebilir. Bu tartışmalı bir konu ama bu ilerleme mecburen böyle sonuçlar da yaratıyor. Böyle sonuçlar yarattı diye insanın muhteşem hikayesini daha ne diyelim önemsiz göstermeye hakkımız yok diye düşünüyorum. Ergin Ekici hocamız sormuştu bunu. Şimdi bir soru daha var size sevgili hocam. Bu soru bana galiba. Evet. Diyor ki İbrahim hocaya sorumu iletmek istiyorum. Diyor pozitif bilimlerin savlarını sosyal bilimciler olarak verili gerçek kabul edersek pozitif bilimlerin tahakkümünü yeniden üretmiş olma ihtimalimizi nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir soru sormuş size hocam. Bilimsel söylemin kendisinin de tarih içerisinde çokça değişmiş ve iktidar lehine arasallaştırılmış bir inşa olduğu eleştirisine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sevgili hocam. Sağ olun hocam. Şimdi bu soruyla çok sık karşılaşıyorum açıkçası. Ben son birkaç yıldır bizim üniversitenin tıp fakültesindeki arkadaşlarla, hoca arkadaşlarla, meslektaşlarla tıbbi meselelerle sosyolojik meselelerin nasıl birlikte ele alınabileceğine ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Epey bir zamandır nörolojiyle ilgilenmeye çalışıyorum, öyle söyleyelim daha çok. Biyolojiyle de tabii ki. Bu süreçte benim edindiğim intiba odur ki sosyal bilim, yani özellikle sosyoloji, önemli ölçüde tabii, bütün sosyal bilimcileri söylemiyorum ama önemli ölçüde kendisini insanı açıklamada tek merci olarak görme eğiliminde ve o mercide dururken de biyoloji gibi, nöroloji gibi disiplinleri neredeyse genel olarak söylüyorum, yani muhakkak istisnalar var, yok sayan bir pozisyondan bakıyor. Böyle olduğu zaman insanın temellerine ilişkin bir açıklamada bulunmak, insanı anlamaya yönelik bir çalışma yapmak çok olası gelmiyor bana. Ben bunu kastediyorum fakat şunu da ifade etmem gerekir. Pozitivizm 19. yüzyıl olgusuydu ve Auguste Comte'la sosyal bilim literatüründe önemli bir mevzi belki edindi sonra ama çok hızlı bir şekilde zaten yerinden edildi. Yani bugün bilimler ailesinde sosyal bilimin tekrar yer edinmesi gerekir de mi? Pozitivizmi benimsemek zorunda olduğunu söylemek değil. Yani o tartışmalar çok eskidi. 19. yüzyılda zaten bir şekilde sosyal bilim içinde bir mevzi edinen pozitivizm uzun zamandır zaten yenilmiştir. Bizim söylediğimiz yani sosyal bilimin bilimlerden kopmaması gerektiği bir şekilde birlikte insanı anlama mücadelesi ya da çabası vermesi gerektiğini ifade etmemiz pozitivizme tekrar sarılmak anlamına geldi. Bunu özellikle belirtmek isterim. Sevgili hocam size son soru. merhabalar diyor İbrahim hocamız pandemi toplum olmakla ilgili söylediğini tekrar edebilir mi diyor. Bunu ben tam anlamadım ama pandemi toplum olmakla... Ben sanırım öyle bir şey ifade etmedim ama özellikle bugünlerde demek istemişimdir. Ha, belki hani onu içinde yaşadığımız pandemi sürecinde hani şöyle hatırlıyorum onu da. Yani bugün içinden geçtiğimiz koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu dönemde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar fark ettik. Yani bunu vurgulamıştım. O anlamda söyledim. Ayrıca pandemi toplum tartışmasını tabii ki başka zaman yapabiliriz. Yani o çerçevede söylemedim ben onu. Sadece içinden geçtiğimiz süreç bizim dayanışmayı kadar önemli olduğunu ikinci plana etmiş olduğumuzu bize kanıtladı, bize gösterdi anlamında söyledim. Tamam. Teşekkürler Sayın Hocam. Umarım cevabı oluşturmuştur. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim hocam. Bir soru da bana var hocam. Bu son, bu başka soru yok gözüküyor. Türk modernleşmesine yönelik çeşitli kesimlerin eleştirilerinden postmodern yaklaşımın iz düşümlerini görmek mümkün mü? Yoksa özgün eleştiriler de var mı diye sormuş Hasan Aydın hocamız. Şimdi tabii bütün modernleşme hareketlerine yönelik bir eleştiri döneminden söz ettim ben. Ve bu dönemin adı da aslında Cemal Hoca'nın da bahsettiği anlamda tutumu kasteden bir eleştiriydi. Yoksa Türk modernleşmesinin de elbette ki diğer modernleşme hareketleri içerisinde çeşitli boyutlarla eleştirilebilir. Ama orada genel modernleşme hareketinin bütün ilkeleri, bütün kavramlaştırmalarına büyük ölçüde yer verilmiştir. Dolayısıyla uygulamada başarılı olanlar vardır, olmayanlar vardır ama dediğim gibi bu modernleşme içerisinde ortaya çıkan çeşitli sıkıntıları bahane ederek modernleşmeye meydan okumanın çok anlamlı bir şey olduğunu da düşünmüyorum bu noktada açıkçası. Hocam bir soru daha geldi size. Bu son soru. Başka soru almayacağız. Süremizi doldurduk. İbrahim Hocam diyor ki modernizmin insan varlığını özgür kıldığı teyit edildi. Bu durumda toplum olarak felsefe anlamında insan varlığı için neden varoluşçu felsefe anlayışına ihtiyaç duyuldu? İbrahim Hocamız soruya yanıt oluşturacak olursa sevindirici olacak diyor. Modernizmin nasıl hocam modernizmin insan varlığını özgür kıldığından söz edildi diyor. Bu durumda toplum olarak felsefe anlamında insan varlığı için neden varoluşçu felsefe anlayışına ihtiyaç duyuldu diye bir soru bu. Konuşmamdan böyle bir soru çıkarması enteresan. Şunu söylemek gerekir ama maalesef çok fazla karıştırılıyor bu kavramlar. Modernizm modernite demek değil. Modernizm daha ziyade yani çoğumuzun bildiği üzere 19. yüzyılda sanatlarda ortaya çıkmış bir ekol. Ben özellikle ideolojik olarak bazıları kuruluyor. Aynen hocam. Kesinlikle. Yani burada benim kastettiğim modernite ve ilerleme ilişkisi ve bugün geldiğimiz aşamada yaşanan sapmalar ve bu sapmaların netice olarak verdiği sorunsal sonuçlar. Benim söylediğim modernizmle ilgili bir tartışma değil açıkçası. Değerli katılımcılar çok teşekkür ediyoruz. Bütün bizi dinleyen herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sevgili hocalarım son olarak söylemek istedikleriniz var mı acaba Cemal Hocam? Hocam mikrofonunuzu açarsanız. Yok Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı sevgili hocam. İbrahim Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben çok çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Modernite ile ilgili panelimiz burada sona erdi. İzleyen, katılan, destek veren, soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Diğer toplantılarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.